out here. It's a charade. The real deal, my dear man, is tonight. We hop on a plane to Bodrum. You meet some lovely girls, have a wonderful time. When you get to meet the minister, that's where the real deal is made. Tonight. So, for now, let's just play along. Evet. Tuvalet nerede burada? Teşekkür ederim. Yapmışsın yine bir yaramazlık. Onu da mı duydun? Pes. Göster bakayım. Of be oğlum. Görecektin. Kimse kalmamış. Yardım mardım hak getiriyor. Oradan kimse çıkamaz diye bağırıyorlar. Ben çıktım baba. Peki. Ben ne duymak istiyorum? Ben hiç gelmedim buraya. Görevdeydim. Seninle hiç buluşmadım. Seninle hiçbir zaman buluşmadım. Seni tanımıyorum. Aferin. Sen bir şey diyecek misin? 24 saat içinde Ramiz'in elinde ne varsa gidecek. Sonra? Ondan 24 saat sonra da tarih 8 Eylül. O gün artık senin günün. Koş koş, geç kaldık. Bizle geliyorsun. Kaçınız benimle geliyor ha? Ha? Torunun seni bekliyor. dokunmamışsın yemeklere. Senin için yaptırdım hepsini. Bak sevdiğin yaprak sarmasından yaptırdım. Etlerin yağlarını aldırdım. Soyun kurusun. Hı, ben de onun için geldim zaten. İstiyorsan öldür diye. Bir daha. Oğullarımı öldürdün. Oğullarımı öldürdün. Oğullarımı öldürdün! Gitmeden önce bir düşün istersen Ramiz abi. Yalnız söz öldürür. İyi düşün. Ölsem bile neler yapabileceğimi düşün. Sen ne biçim bir adam oldun? Sen ne yaptın Kenan, ne yaptın? Enteresan. 30 yıl önce aynı soruyu ben sana sormuştum. O zaman ne demiştin bana? Omuzunu silktin şöyle. Yüreğimi dinledim. Yüreğimi dinledim. Şimdi de yüreğini dinleyeceksin mi Ramiz abi? İstersen öldür beni. Git yanına, sarıl torununa. Ama o zaman çocuk ölür. Sen de biliyorsun. Torununa kavuşursan onu öldürürsün. Beni öldürürsen onu öldürürsün. İkimizin de soyu aynı anda kurur. İyi olur. Sen ne biçim adam oldun böyle? Ha? Seni ben mi böyle yaptım? Seni ben mi böyle yarattım şeytan? Şeytan! Ya da onu ben yanıma alırım. Yaşar. Ama senden nefret ederek yaşar. Babasını senin öldürdüğünü düşünerek yaşar. Bir gün seni öldürmek için yaşar. O benim torunum. Aklını mı dinleyeceksin, yüreğini mi? Yapamam. Torunun yaşasın mı, ölsün mü? Dinle yüreğini. Adaşım. Babanı ben öldürdüm. Konuşacaksın mı dayı? Otur ya. Gidip Kenan Birkan'a mı sorayım? Söylesene dayı ya, o adam kimdi? Benden bir şeyler saklamaktan sıkılmadın mı ya? Dayı. İçerideki tavlamdı bu benim. Çok oyunlar oynadık. Boş ver tavlayı, o adamın gözünde bildiğin ölüm var. Görmedin mi? Gördüm. Gördüm. Otursana yeğen. Bir şey anlatıyoruz sana değil mi ha? Şimdi şu tavlayı koltuğumun altına alıp giderken dayı gene oyuna gidiyor derlerdi. Gülbahar, Hepyek, hapis. İstediğim yere giderdim ha. İstediğim koğuşa girerdim. Ben ne diyorum? Benden izin almadan kimse bu tavlayı açamazdı. Yine mi tavla? Bu tavla çantamdı benim. Neler taşıdım bu tavlanın içinde ben. Ne yapacaksın? Ne yapayım yeğen? Torunumu da ben mi öldüreyim? Gerçekleri anlatalım dayı. Belki seni dinlemez, beni dinler. Dinletirim ben ona. Gerçek birinin ettiği laf yeğen. Bu çocuğun gerçeği çocukluğundan beri Kenan'ın ettiği laf. Değişmez. O 10 yaşındaki çocuk değil artık. O senin torunun değil artık. Biliyorum. Nasıl güdümlemiştir bu çocuğu? Nasıl yetiştirmiştir? Nasıl bir canavar yaratmıştır ondan? Biliyorum. Böyle bir canavar. Cesaret madalyası, onur madalyası. Tek başına günlerce savaşmış, ölümlerden dönmüş, arkadaşlarını kurtarmış Ezel. Bu adam bildiğin kahraman. Torunum bir canavar değil Ezel. Torunumun iyi bir yüreği var. Yüreğini dinlesin diye bekleyeceğiz. Başka bir şey yapmayacağız Ezel. Kenan da bunu istiyor zaten. Sen bir şey yapma istiyor. Başka bir şey yapmayacaksın Ezel. Başka bir şey yapmayacaksın. Onunla karşı karşıya gelmeyeceksin. Artık ailemden kimse ölmeyecek. Anladın mı? Hem senin başka işlerin var şimdi yeğen. Eyşan, duyduğuma göre Kenan senin kim olduğunu söylemiş ona. Sen nereden biliyorsun? Daha ölmedik yeğen. Kulağımızı duvara dayayınca duyuyoruz bir şeyler. Şimdi Eşen Kenan'ın yanına gidiyormuş. Ama önce çok sevdiği 2 kişiyi ziyaret etmekteymiş. Anlamadım sanma. Torunla gitmeyeyim diye oyalıyorsun beni. İşe yaradı mı yeğen? Yaradı. Alo Şebnem, bana birini bulur musun? Şahin Gökmen. 2008'de terhis edilmiş bir er. Yaralanmış. Mezardakiler silahla öldürmez. O dünyada iki kelime fırlatırsın ortaya. Onlar büyür, onlar öldürür. Kelimeler yukarıdan aşağı doğru iner. En yukarıdaki iki kelime eder. En aşağıdakiler infaz eder. Hep böyle olur. Savaşlar böyle biter. Kanla, kavgayla değil. Yukarıdakiler rica eder. Eskiler her şeyini kaybeder. Tamam ya, tamam hadi. Hoş geldin Tevo. Hatırımı sormaya mı geldin? Yoksa Ezel mi gönderdi ha? İkisi de dayı. İyi, otur bakalım. Yeğenime güzel bir çay getir bakayım. Oo, bak ne diyor şurada. Katip Çelebi. Dayı, bu şimdi geldi. Sana hizmet ettim diyor, para istiyor. Ne yaptın diyorum, ben seni korudum diyor. Ama ben istemedim ki. Konuşma lan! Hoca, sen bu işleri bilirsin. Ben bunu koruyacağım, bu da bana ödeyecek. Kimden koruyacaksın? Büyük balıktan hoca. Büyük balık bunları ham diye yutar. Bilirsin sen onları. Bilirim. Kardeşimiz haklı. Etme Ramiz Bey. Şimdilik ben vereceğim o parayı. ...250 yeter mi? Senin güzel hatırına abicim. Sağ olasın hocam. Aynı yolun yolcusuyuz. Sevdim ben bu racon işini. Bir dakika. Şimdi sen... ...o paranın 2 katını bana geri vereceksin. Neden? Koruma için güzel kardeşim. Korumazsam eğer... ...büyük balık gelip seni yutar. Büyük balık kim ya? Büyük balık, o benim işte. Hadi, hadi! 500! 500! 'Al bakayım sen şunu. Sağ ol ya. Bir daha seni buralarda görürsem... ham edelim ona göre. Hadi gazla, gazla, hadi! Hadi! Ezel'e sakın bir şey söyleme. Ben çıkana kadar. Nereden çıkana kadar değil? Ramiz Bey. Sizi biraz misafir edelim. Öyle üzgün durmayın Ramiz Bey. İlk defa gelmiyorsunuz buraya. Ramiz Bey, sizinle tanışmak yemin ediyorum bir şeref. Bu şerefi neye borçluyuz Amir Bey? Bir şey yok. Bir şey yok, merak etmeyin. Arkadaşlar epeydir haber gönderiyorlar. Bu civarda yine çalışmaya başladı diye. Bir çalışma yaptığımız yok Amir Bey. Biz unumuzu eleyip eleğimizi duvara astık çoktan, çok şükür. Tabii canım, tabii. Ama koca Ramiz Efendi, dayı diyebilir miyim ben de? Ayıp olur mu? Siz devletin bir neferisiniz Amir Bey. Ne yapsanız ayıp olmaz. Arkadaşlar, size içecek bir şey ikram ettiler mi? Saygıda kusur ettiler mi? Dayı? Biz ne yaptık ki Amir Bey saygıda kusur etsinler? Ama şimdi yapmayın siz de dayı. Demindir inceliyorum. 30 yıl. Tamamı hapiste geçmiş. Siz de bir şey yapmış olmalısınız şimdi değil mi? 30 yıl hapis. 30 yıl. Ne yaptıysak ödemiş olmalıyız Amir Bey, değil mi? Ama bakın, dimdik. Maşallah, ayaktasınız da. Daha ayağa kalkmadık Amir Bey. Oturuyoruz. Daha da ayağa kalkamazsın artık dayı. Suçumuz neymiş Amir Bey? Anlamadın mı suçunu? Dayı, godamanlar yok. Gazeteciler yok. Geliyoruz diye seni uyaran kimse yok. Ufak bir karakola alacaklar seni. 2 yıldızlı bir memur sorgulayacak. Hakaret edecek, küfredecek, aşağılayacak. Sonra bu gözlüğünü alıp böyle bükerek kırıp atacak. Neymiş suçun Ramiz Efendi? Birileri vadesi bitti demiş. Suçun o.